Merhaba arkadaşlar, yeni videodan tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar, konular. Yani özellikle ikinci el alışveriş yaparken burada dikkat etmeniz gereken bazı detayları sizlerle paylaşacağım. Çünkü malumun üzerine fiyatların artışından dolayı insanlar ikinci ele aşırı derecede yöneldi ve bu ikinci elde tabii ki olumlu alışveriş yapanlar da var, olumsuz alışveriş yapıp pişmanlık duyanlar da var. Yani bir nevi kazıklananlar da var. Bunun önüne geçebilecek bir video paylaşma gereğinde bulundum. Bu videoyu size ayrıntılı bir şekilde açıklamalarda bulunacağım. Ama tabii ki ayrıntılara geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa aramızda, videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız tabii ki daha sonra paylaşılacak videolardan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda bildirim butonunuzun açık olması gerekiyor arkadaşlar. Yani yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız, abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmanız ve sonrasında açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip edip abone olmak. Bu arada bir anket sorum gelsin sizlere. Sizce gerçekten ikinci eldeki fiyatlar uygun mu yoksa pahalı mı? Uygun diyenler beğensin, pahalı diyenler yorumlasın, farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bakalım aramızda kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? İkinci el piyasasındaki fiyatları makul ve uygun bulanlar beğeniyor. Hayır, abartılı diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Evet arkadaşlar, videomuzun konusuna geçecek olursak, gerçekten ikinci el piyasasına nur yağdı desek yeridir. Yani bit pazarına nur yağdı desek yeridir. Neredeyse hiçbir zaman almayı dahi düşünmediğimiz, tenezzül bile etmediğimiz ikinci eller o kadar fiyatları piyasaya abartılı bir şekilde sunulmaya çalışılıyor. Tabii ki bu abartılı fiyatların yanında da aynı zamanda müşteri kandırılmaya çalışılıyor. Yani aslında 1 liralık bir ürünü ikinci el piyasasında müşterinin dikkatini çekerekten 2 liraya, 3 liraya, tabii ki bu rakamı örnek olarak veriyorum. Yani 1000 liralık bir ürünü 2000 liraya müşteriye kafalatabiliyorlar. Bu konuda dikkat etmeniz gereken nedir arkadaşlar? Örnek olarak arkadaşlar, bir telefon, bir araba, neyse artık bir elektronik eşya, cihaz olabilir. Aldığınız bir ürünün, daha doğrusu araştırdığınız bir ürünün size tavsiyen birinci kural: fiyatı belirtilmemiş hiçbir ürünün konusunda ne fiyat sorun, ne de pazarlığa girişin, ne de o ürünü inceleyin. Çünkü bir satıcı ikinci el bir ürünün fiyatını belirtmiyorsa, bu sizi o anki, yani direkt diyaloğa geçtiğiniz zaman size araştırma fırsatı vermiyor. Çünkü size o an sunduğu fiyattan ya satar, yahut da bir boşluğunuza denk gelir yine satar, veyahut da size araştırma, inceleme, fiyat sorgulama fırsatı vermediği için, çünkü direkt kendisiyle diyalog halinde olacağınız için, o anda fiyatı öğreneceğiniz için, düşünüp taşınma fırsatınız olmadığı için o anda o fiyatı kabul edip o fahiş fiyattan o ürünü alabilirsiniz. Yani arkadaşlar, örnek olarak bir üründe fiyat yoksa kesinlikle, yani fiyatsız bir paylaşımsa, o paylaşımdan uzak durun. Fiyatı belirtilen bir ürün, zaten ürünün markası bellidir, ismi bellidir, piyasası bellidir. Yani örnek olarak şu vatandaş telefonuna 1700 TL fiyat biçmiş. İkinci el veya sıfır fark etmez, sonuçta 1700 TL demiş. Markasını, modeli, buna da değinmek gerekiyor. Bir ürünün ismi, modeli, yani fiyat gibi düşünün bunu, ismi, modeli, markası belirtilmemişse, bunu da çok fazla üstüne düşmeyin. Yine burada aslında karşı taraf, satıcı, ürünün o anki ruh halinizin psikolojisinden faydalanarak size kakalatmak istiyor. Yani sunmuş olduğu fiyat, yani hem fiyat yok hem marka modeli yok, veyahut da marka modeli var fiyat yok.
Bu ikisi de birbirinden bir farkı yok arkadaşlar. Bu yüzden dolayı yani örnek olarak aynı görünümdeki bir ürünü yani şu an ne demiş? Xiaomi Redmi Note demiş. 1700 TL ismini, markasını, modelini yazmışsa gayet normal. Sizler bunu dilediğiniz sitede, dilediğiniz piyasada araştırabilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlarla karşılaştığınız zaman yani bu vatandaş doğru bir fiyat vermiş ve bu vatandaşla o pazarlığa girişmeniz gayet normal. Ama örnek olarak 1700 TL demiş ve sadece ürünün görselini koymuş ama marka modeli yok. Çünkü aynı telefondan neredeyse birbirine benzer yüzlerce marka model var veyahut da aynı markanın onlarca modeli vardır. Ve yine burada da bir kafa karışıklığı var. Örnek olarak alt modelini üst modelinin fiyatına satmaya çalışıyordur size. Yani size tavsiyem arkadaşlar, fiyat ve marka model belirtilmeyen ürünlerden uzak durun. Çünkü orada mutlaka kazıklanma olasılığınız vardır. İkinci el olsun, sıfır olsun fark etmez. Ama satıcı ikinci el veya sıfır ürün satıyor. Paşa paşa markasını, modelini, bilgisini yazmışsa gayet normal bir şekilde o insanla oturulur, pazarlık da edilir, telefonda veya internette veya da baş başa neyse artık. Bu ürün alınır veya alınmaz. O anki nispetinize bağlı. Çünkü ürünü araştırma hakkınız vardır. Yani örnek olarak bu saatte tabii ki 599 TL demiş GM6. Bu modeli araştırma fırsatım var. Tabii ki bu saatte bu ürünü alma imkanım yok. Örneğin diyorum arkadaşlar. Örnek açısından kişisel olarak konuşuyorum. Bu ürünü örneğin alma ihtimalim yok. Ama ne yapacağım? Araştırabileceğim. İnceleyebileceğim, modelini araştıracağım, internet sitelerinde tek tek adım adım ne tür özelliği var, ne tür faydaları var, ne tür zararları var, memnuniyeti, memnuniyetsizliği, kullanıcı yorumları, videolarını inceleyebileceğim. Ama örnek olarak İpone 11 64 GB 6000 TL dememiş varsayalım, fiyat belirtmemiş ve ben marka modelini öğrendiysem fiyatı olmasa dahi ben bu vatandaşla irtibata geçmiyorum. Niye? Örnek olarak ikinci el satıyor. Piyasası 6000 TL'dir. Ama vatandaş fiyatını belirtmemiş. Ve aradığım zaman ürün hakkında araştırma yapmadan aradığım zaman o an 7000 TL'de ise herhangi bir bilgi sahibi değilsem 7000 TL'nin örnek olarak 6500'e verir misin dediğin zaman, bir pazarlığa tutuştuğun zaman evet veriyorum dediği zaman, siz satın aldıktan sonra bakıyorsunuz ki bu ürünün piyasası örnek olarak 5000 TL'dir ama siz 1500 TL zarar maruz kalmışsınız. Yani burada dikkat etmeniz gereken olay şu arkadaşlar. Bir ürünü almaya karar kıldığınız zaman öncelikle satıcının belirtmiş olduğu fiyat, birinci el veya ikinci el hiç fark etmez. Ürünün marka, model, kullanım detayları. Yani ürünü satıcı satmak istiyorsa marka, model bilgilerini detaylı yazacaktır. Bu satıcı gerçekten normal ürününden normal bir kar elde etmek istiyor. Yani satarken ne kendisi mağdur olmak istiyor, ne tüketiciyi mağdur etmek istiyor. Ama uyanık satıcılar ne yapıyor? Ürünün, yani elinde bir ürün vardır. Satsa da olur, satmasa da olur. Hani kazıklanacak kerizler arıyor. Yani bu gerçekten ne kadar kaba bir tabir olsa kazıklanacak kerizler arıyor ve fiyat belirtmiyor. Direkt ürünün ismini yazıyor. Bir görselini koyuyor. Hiçbir detay, bilgi yok. İkinci el mi, sıfır mı, ne olduğu belli olmayan. Ve siz o anda aradığınız zaman fiyatını söyler. İstediğiniz fiyatı verirseniz satar. İstediğiniz fiyatı vermezseniz hatta sizi engeller. Yani hani tok satıcılar oluyor ya. Fiyat sormak için aramayın, bilmem ne için aramayın diyen belki görmüşsünüz, karşılaşmışsınız bu tür kendini bir şey zanneden satıcılar. Onlardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü sizler o satıcıların ekmeklerine yağ sürüyorsunuz. Yani bu aslında ikinci elin veya sıfır elin hiç fark etmez pazarlık tuzaklarıdır. Yani bazıları günlük ne kazanırsam kârdır diyerekten gerçekten esnaflık yapanlar var. Bazıları esnaflığın ne olduğunu bilmeden eline bir ürün geçirmiş ve o ürünü ballandıra ballandıra birileri kakalattırmaya çalışıyor. Yani herkes günümüzün teknolojisinde satıcı olmaya başladığı için maalesef bu tür uyanıklarla karşılaşabiliyoruz. Size tavsiyem arkadaşlar, ürünün fiyatını, marka modelini ve piyasa araştırmasını.
Yani ikinci el almanız veya sıfır almanız hiç fark etmiyor. Araştırmadan kesinlikle o ürünü almayın. Aldığınız zaman mutlaka daha ucuza vardır. Yani sizler araştırmadan aldığınız zaman, karşınıza ilk çıkandan güvenerek aldığınız zaman mutlaka sonrasında pişmanlık yaşarsınız. Ve ikinci el ürünlere şurada da değinmek istiyorum. İkinci el ürünlerden ne alınmaz? Arkadaşlar, bir cep telefonu alınabilir ama nasıl alınabilir? Gerçekten yıllar önce üretilmiş bir cep telefonu kullanmak için alacaksanız almayın. Ama günümüzün piyasasında kullanılabilecek, yani henüz deforme olmamış, piyasaya çıkış tarihi üzerinden yıllar geçmemişse alınır. Ama piyasaya çıkış tarihinin üzerinden yıllar geçmişse, deforme olmuşsa, kullanılmak için alıyorsanız almanızı tavsiye etmem. Bu ürün size randıman performans vermez. Ama dediğim gibi yeni ürün ve ikinci el uygun, herhangi bir sorun sıkıntısı yok, alınabilir. Piyasasını araştırdığınız zaman. Ayrıca bilgisayar arkadaşlar, üretim yılı, yani arasından yıllarca geçmemişse, hani 10 yıl önce 20 yıl önce çıkmış bir bilgisayarı günümüzün fiyatına almanızı tavsiye etmem. Kullanmak için alıyorsanız tabii ki günümüzün performansını karşılaması lazım. İhtiyaçlarını karşılaması lazım. Yani 10 yıl önceki çıkan bir bilgisayarı bugünün sıfır fiyatıyla almamanız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çıkış tarihi önemlidir. Bunlar elektronik eşyadır ve bunlar güncelleniyor. Program, yazılım, bunlar değiştiği için çok eski tarihli bilgisayarlar kullanmak için hiçbir şekilde, yani normal basit işlemlerde işinize yarasa da ciddi anlamda kullanmak için fazla işinize yaramaz. Tabletler arkadaşlar, bu konuda da dikkat etmeniz gereken durum şudur. Yani çok eski yıllara dayalı bir tablet aldığınız zaman bunun işletim sisteminden tutun bataryasına kadar bunlar deforme olduğu için, bunlar çok gerekmedikçe, mecbur kalmadıkça, çok uygun olmadıkça almanızı tavsiye etmem. Yani bu hem bilgisayarlar hem tabletler için geçerli. Yani kullanmak istiyorum, ihtiyacım var, kullanacağım, işimi görecek diyorsanız yazılım konusu önemlidir. Çünkü günümüzün yazılımıyla bugünün yazılım arasında farklar vardır. Yani 10 yıl önce çıkmış bir tableti örneğin diyorum, bugünün işletim sistemiyle kullanamazsınız veyahut da performans, randıman alamazsınız. Ya bunu çok uyguna getireceksiniz, hani bir şey olmaz, nasıl olsa zarar da etmedim, kar da etmedim diyeceksiniz. Yahut da gidip de ikinci el bir tablette bugünün fiyatıyla bir para vermek, gerçekten tavsiye etmiyorum. Bu tuzaklara düşmeyin. Telefonlar için de, bilgisayarlar için de, tabletler için de. Aynı şekilde arkadaşlar, örneğin bu elektronikler bu konuda gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Aynı şey televizyon için de geçerli. Televizyonun da bir ömrü vardır. Yani o ekranın belirli bir süre sonra çalışıp durma ömrü vardır. Yani yıllar önce çıkmış bir televizyonu bugünün parasıyla almamanız gerekiyor. Çünkü satıcı ürüne toz kondurmaz ama siz o ürünü aldıktan sonra bir iki hafta sonra, bir ay sonra mutlaka ekranda şurada burada problemler çıkacaktır. Yani hiçbir şey ömürlük değildir. Belirli bir süre sonra bunların ömrü tükeniyor. Kimisi 5 yıl der, kimisi 10 yıl der. Fabrika çıkış ömürleri ve bu dolduğu zaman bu hiçbir şekilde size randıman vermez. Yani günümüzün üretilen ürünleri eskitme mantığı kullanmakta. Yani yazılımından tutun dış aksamına, iç aksamına kadar kendini otomatikmen eskiterekten belirli bir süre sonra çöp olmak zorunda kalıyor. Bundan dolayı arkadaşlar ikinci el şu an için piyasadaki fahiş fiyatlardan dolayı herkes yöneliyor. Ama ikinci eli tabii ki hem doğaya katkı sağlıyorsunuz ama doğaya katkı sağlarken de cimri bir insandan kalkıp da bir avuç dolusu parayla çöpe atılacak bir ürünü almamanızı tavsiye ediyorum. Yani ürün hakkı neyse, 10 yıl önce üretilmiş örnek olarak bir telefonun hakkı neyse onun üstünde hak vermeyin. Onu alacağınız, yani örneğin, çünkü dikkat ediyorum ben, eski model 10 yıl önce çıkmış bir telefonu 1000 liraya diyor. Oysa ki siz o 1000 liraya o telefonun bugün, yani marka olarak belki aynısı değil ama rakip firmaların ürettiği daha fonksiyonel, daha
Yani günümüzün şartlarıyla uyumlu, yeni fabrikadan çıkışlı, faturalı veyahut da garantili aynı ürünü alabiliyorsunuz. Ama o satıcı allem ediyor, kallem ediyor, hani ballandıra ballandıra gözünüze sokuyor. Yani çöpe atılacak ürünü size günümüzün piyasasında satılan fiyatlara satılmaya çalışıyor. Bu konularda dikkat edin. Yani tuzağa düşmeyin arkadaşlar. İkinci el ürün alınır mı? Alınır. Ama fahiş fiyatlardan değil, gerçekten hak ettiği fiyattan. Tabii ki fiyat öldürmemek de önemli ama yarın öbür gün kendi kendine imha olacak bir ürünü alıp da avuç dolusu para alıp da sonra çöpe atıp da pişmanlık duymak daha da önemli. Bu yüzden dolayı arkadaşlar bu uyarı yaptım. Çünkü gerçekten iyi niyetli satıcıların yani normal günün yani iş meslek haline getirmiş olan dürüst satıcıları tenzih ederekten söylüyorum. Satıcılıktan, esnaflıktan hiçbir şekilde nasip almamış. Elinde 2-3 tane ürün olup da yani o ürünü Nuh diyor, peygamber demeyin, insanlardan almayın. Yani ikinci ele tabii ki ihtiyacımız gereği alırız ama ihtiyaçlarımız dışında hani bit pazarına nur yağdırmayın. Hakkı neyse onu verin. Hak etmediği ürün konusunda o tür satıcılara ne itibar edin ne o tür satıcılarla muhatap olun. Çünkü o satıcıların türemesinin nedeni ufak tefek bazı ikinci el piyasasında gerçekten hani çok fazla bilgi sahibi olmayan arkadaşların o anlık zaafından faydalanaraktan ona fahiş fiyattan ürün sattığı için bu tür satıcılar çok türemiştir. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız burada dikkat etmenizi istiyorum. Kesinlikle kesinlikle tanımadığınız, güvenmediğiniz, inanmadığınız veyahut da her tanımasanız dahi internet üzerinden profil geçmişi olabilir. İletişim numaraları olabilir. Bu tür iletişim bilgileri olmayan veyahut da kendisine ulaşılmayan satıcılardan ürün almayın. Çünkü iletişim bilgilerini gizleyen satıcılar genelde dolandırıcıdır. Bilginiz olsun. Yani bir satıcıdan ürün alacaksanız o satıcıya belki bu saatlerde örnek olarak gece yarısı ulaşmanız tabii ki saçma olur ama mesai saatlerinde ulaşabileceğiniz bir çalışma, bir irtibat numarası olsun. Çünkü dürüst bir satıcının gizleyecek bir şeysi olmaz. Ama sahtekar, dolandırıcı bir satıcının mutlaka esrarengiz bir kimliği olur ve bu kimlikle sizi dolandırmaya çalışır. Ayrıca arkadaşlar internet üzerinden alışveriş yapıyorsanız transfer edeceğiniz para, çünkü genelde bazı satıcılar ön ödemeyi isterler. Transfer edeceğiniz para konusunda transfer açıklamasına ürünün markasını, modelini ve niçin gönderdiğinizi not olarak düşün. Yarın öbür gün dolandırılırsanız en azından elinizde bir belge olur ve bununla mahkemeye başvurabilirsiniz. Benim şu an için anlatacaklarım bunlardan ibaret. Umarım yararlı bir video olmuştur. Çünkü her zaman amacımız nedir? Bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Saklanan bilginin hiçbir anlam ve değeri yoktur. Bu bilgiyi sizlere paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım sizlere yardımcı ve faydalı bir video olmuştur. Sizler de desteklerinizi esirgemezseniz kanalımdan memnun olurum arkadaşlar. Kanalıma henüz abone olmamış olan dostları varsa aramızda videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildirim butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Katılabilir, takip edebilir, abone olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar anket sorumu yeniliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gerçekten ikinci el piyasası fiyatları uygun mu? Uygun diyenler beğensin. Uygun değil diyenler yorumlasın. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.